Herkese merhaba sevgili Şifre.net izleyenleri. Şu anda Paris'teyiz. Paris Auto Show tekrar karşımızda. Bu sefer Fransız otomotiv şirketleri daha çok ağırlık göstermiş durumda. Alman üreticileri pek fazla göremedik. Şimdi Türkiye'de Dacia'yı çok fazla görüyoruz. Ama bu modelini henüz görmedik. Şimdi Avrupa'da çok satılacağını beklediğimiz Dacia'nın ilk elektrikli otomobili Spring var arkamızda. Şimdi Spring deyince Broadway'in eskiden Spring modeli vardı. Ona da gidenler, hatırlayanlar olabilir. Şimdi burada farklı bir nokta daha var. Dacia geçtiğimiz günlerde yeni bir manifesto yayınlamıştı. O manifestoda hem yeni logosundan hem de yeni şirket politikalarından bahsetmişti. Burada da yeni tüm araçlarının logolarının değiştiğini görüyoruz. Bu ön logo ile beraber yeni araçlara da yeni küçük makyajlarla eklenmiş. Mesela Spring yeni bir araba, yeni bir tasarım var. Ama Türkiye'de görmeye alıştığımız mesela Sandero gibi, Logan gibi araçlara da yeni logo uygulanmış. Şimdi birazdan ona da gireceğiz. Bu araç 45 kW'lık bir araç. 21.300 euro gibi bir fiyatı var. Yani Avrupa'da epey satılabilir gibi duruyor. Bir içini de bir hemen sizlere göstereyim buraya gelmişken. İçi çok farklı değil, bildiğimiz Dacia modellerine benziyor. Hani öyle çok ciddi bir malzeme kalitesi de beklemeyebiliriz. Her yer sert plastik ama uygun fiyatlı, tam elektrikli bir otomobil, 45 kW'lık. Şimdi Dacia Sandero zaten Türkiye'den biliyoruz. Yeni logo görünüm bu şekilde. Hemen onun da bir içini sizlere göstereceğim. Çok büyük değişiklikler olmasa da yeni logo ile beraber bazı küçük dokunuşlar da olmuş Dacia'nın içerisinde. Hemen Sandero'nun önünü bir gösterelim sizle beraber. Az önceki modeldeki yeni logoyu ve yeni ön tasarımı böyle görüyoruz. Şu anda Türkiye'de en çok satılan SUV'lerden biri olan Dacia Duster'ın da logosu yenilenmiş halini hemen görüyoruz. İçeride çok ciddi bir değişim yok ve gelelim bizim Logan'a. Türkiye'de deli gibi satan Logan'a. Evet, Dacia Logan öndeki ledler ve yeni logo ile beraber tüm o ön hatlarda ufak yeni detaylar var. Şöyle onun da içini bir göstereyim size. Bu arada tabii Paris Auto Show'da olduğumuz için hani araçlar ek bir güzel gözüküyor. Çünkü ağzına kadar dolu. Hani Türkiye'de bu araçlar herkesin alacağı modelde mesela koltuk döşemesi belki böyle olmayabilir. Hani o tip şeylerden de bahsedelim. Hani showroom'a gittikten sonra abi sen bize attığın gibi değil mi arabalar dersiniz onu bilemem. Ama araçlar burada en azından epey dolu. Evet arkadaşlar, karşımızda Dacia'nın yeni konsepti, manifestosu. Burada hem şirketin yeni logo tasarımını görüyoruz, hem yeni tasarım anlayışı, hem de malzemelerin geri dönüştürülmüş malzemeler üretiliyor. Elektrikli bir araç. Önümüzdeki dönemdeki markanın konsepti bu şekilde olacak. Uygun fiyatlı araçları ek olarak daha yaratıcı, daha işlevsel ve donanım maliyeti arttırmadan donanım açısından da zengin araçlar çıkaracağını söyledi Dacia manifestosunda. Zaten bu aracın içinde de biraz o hisleri alabiliyorsunuz. Mesela yine bir teyp yok ama bir akıllı telefon yerleştirilmiş oraya. Telefonunuzu oraya yerleştirip onu ana ünite gibi kullanabiliyorsunuz. Yani klasik bizim Türkiye'de, hatta bayağı Instagram'da video olan o teyp detayın burada devam ediyor. Yani Dacia tarafında durum bu şekilde. Paris Auto Show'daki videolarımız devam edecek. Peugeot tarafında da yeni 408 tanıtıldı. Elektrikli 208 tanıtıldı. Şifre.net YouTube kanalında bu videoları göreceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.